Herkese selam. Günaydın arkadaşlar. Biz yine şanslıyla burada yattık. Değil mi kızım? Neredesin? Salonda yattık bu yatağımız. Kalktık. Ay. Zaten gece 2'ye kadar yine uyuyamadım. Bir yere uyudum kalktım. Gece 4'müş yatağıma gittim. Gene uyuyamadım. Sonra yine salona geldim. Televizyona çıksa. Tabii. Şimdi saat 10 olmuş. Kalktık işte. Ay. Terası da temizlemiştim ne güzel ama hava soğudu, terasa çıkamayacağız. Çiçeklerimi de alsam mı ya şuradan? Şey kırağı alır mı bizim orada öyle derler. Dur göstereyim. Ha, şurada. Bugün kahvaltımda peynirli tost var. Hemen gösteriyorum. Yapıyorum peynirli tost. Peynire bak. Kaç çıkmışım rezmanı tost ama çok bir şey yok. Onun da salata. Domates salata doğrayacağım. Şu öğlen yemeğim, şu da akşam yemeğim. Tam ters de olabilir. Yapacağız işte. Şunu yapacağım böyle uzun zamanda pişiyor olabilir diye birazdan bunun yapımına geçeceğim zaten. Evet, kahvaltımız hazır. Şimdi bir tadına bakalım. Şansa bir çek. Sallamatıyorum. Dökü şuradan. Çayımızı çıkaralım. Yeterince demlenmiş. Ya millet senin götünü görmek zorunda mı? Çekil şuradan ya. Çekil. Peynirde bu peynir hiç yemedim daha önce. Açtım ve tosta kullandım. Böyle güzel değişik bir tat var sanki. Sevdim. Şimdi öğlen yemeğimi yapıyorum. Öğlen yemeğimizde kuru bakla var. Böyle kaynıyor. İç bakla. Bir de şunları göstereceğim. Buzluğa baktım. Böyle bir sürü otlar var. Poşetlerin içinde. Şurada bir tane otlu mesela. Şurada da var. Neymiş bunlar diye. Şu biber. Annem doğrayıp koymuş. Güzel. Kullandım yemeğin içine. Arkadaş bak bu maydanoz. Bu maydanoz. Bu maydanoz. Annem fazla geldikçe doğrayıp buzluğa koymuş. Onları buldum şimdi. Bu da dereotu. Ha iyi oldu. Tarifte dereotu maydanoz vardı. Bende yoktu taze. Bunlar taze. İşte buzluğa konulmuş. Kurusu da değil. Kullanacağım şimdi. O yüzden bunların hep şu üçü de maydanoz olduğu için bunları da birleştiriyorum şimdi. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Böyle oturuyorum. Battaniye alıyorum bacaklarım üşümesine. Televizyon izliyorum. Şans orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Bu burada çocuklar çadır yapar ya küçükken. Burayı çadır yapıyor. Hep buraya giriyor bu. Ay, yiyeceğim ya ben bunu yiyeceğim. Yiyeceğim bir gün. Isıracağım elini kolunu. Evet. Öğle yemeğimizi de yedik. Vallahi zaman hızlı geçiyor. Bu telefonu nereye koyacağımı bilmiyorum. Çünkü gördü ya şanslı benim şeyimi. Şimdi burayı bir toplayacağım. Ondan sonra bulaşıklarımı bir yıkayacağım. Şu tavuklarını da akşam yemeği için çıkardım da şanslıdan inşallah bir fırsat bulursam döveceğim ya. Dayayacak terlik geliyordu demin. Neredesin? Saklanmış. Terlik geliyordu. Heh. Dün balık yaptım. Deli ben balıkları ayıklarken miyav diyorum ki bekle pişince vereceğim. Pişince vereceğim. Pişti. Verdim. Yemedi ya. Çiğ balık yemek istiyor. Pişmiş balık yemek istemiyor. Deli bana küstü de mi yemedi? Gerçekten çiğ yemek istediği için mi yemedi bilmiyorum artık ama Çiğ Hanım da balığı yemedi. İlginç. Değişik bir kedim var.
Gerçekten şansıma has münasır özellikleri var yani. Aynı ben. Şurayı bir sileceğim. Bu dolaplara ben iyice böyle bir ifrit oldum. Çok geçenlerde şöyle bir el ucuyla şu kenarları silmiştim falan ama yok, el ucuyla olacak şey değil. Ben bir fıs fıs alayım. Şunu buldum. Ultra kireç ve pas sökücü diyor ama ben bunu burada kullanacağım. Bunu hiç sevmediğim için, bitmesi için her yerde kullanıyorum. Biraz fazla ateş ediyorum galiba. Ay, tavuklarımın üstüne gelme. Şiddetli şey yapıyorum. Bez nerede? Hah, şurada. Bir sandalye getireyim. Şimdi şurayı şöyle. Ay, dolabın üstü de çok pis ama yani orayı şu an göremeyeceğim. Şans hep kullandığı için buradan çıkıyor, gidiyor şu camdan. Kuşlara bakıyor. Perdenin üstünde. Kötü bir şey galiba ya. Başka var mı sarı bezin? Sarı bezim de bitmiş. Sarı bezim var. Şunu yer bezi yapayım da. Onu da dolapları sileyim bari. Burasındaki şeyleri silmiştim. Onlar kararmış öyle. Resimler çok zor ya, ters. Yerler falan. Yerler falan hep sprey oldu. Olsun, güzel siliyorum. Allah, şansla. Burayı bir daha geçeceğim tabii üstünden. Şöyle bir sileyim de. Şöyle şimdi çıkaracağım. Şöyle bir yerleri silip. Ya ne var, ne? Al, senin olsun. Al giyin bunu. Deli var bizim evde bir tane, biliyor musunuz? Dört ayağı var. Deli. Oldu. O yani olmadıysa da oldu şu an. Yeter.
çok bilgiliyim de övünmüyorum kendimi. Gördüğümü söylüyorum. Ama geçen üçü de aynı sormuştu değil mi? Ama ne oldu? Cuma günü ne dedi herkes bana? Ne dediler? Siz haklısınız dediler. Söylediğiniz her şey doğru değil dediler. Bu hafta haklı olsanız da siz haklısınız derler. Zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Cuma olsun da bu haftanın cumasını çok merak ediyorum. Çünkü zannetmiyorum çünkü o kadar bir şey bana karşı böyle bir direnmiş ki yani. O kadar bir direnmişler ki. Yani doğum günü de görün ortalık yarayacak. Yani neyse ki beğenmediklerini de beğenmedik diyecekler. Onu bilmiyorum artık. Yani bu bana yani. Yine hakkaniyet yorumu bulup yapacaklar. Şirinleri oynayanlar bugün gargamel mi olacak? Şirinliğe devam mı edecekler bilmiyorum. Zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Göreceğiz bakalım. O gargamel kim? Şirinleri göreceğim ya. Hep şirinleri oynayanlar ya. Değişik yorumlar. Evet, afiyet olsun. Yorumlarınızı dikkat alacağım. Buyurun başlayalım. Damakta böyle krema tadı bırakıyor. Çok yoğun değil aslında. Az kullanıyor. Bir çay bardağı falan da krema. Yani sizin kullandığım için. Yani yoğun bir süt tadı geliyor sana da rahatsız edici. Yani şöyle brokoli zaten tatlı gibi. Hani brokoliye... Dışarı çıkacağım da saçımı yapıyorum. Bir bakalım ne yapıyorum. Ay öf, bu telefonu da yani açık oluyorum. Koyamıyorum ya. Böyle saçıma lak maşası yapıyorum. Kıvır kıvır olsun diye. Birazdan da onu mu geleyim, bunu mu videosu çekeceğim. Katıl için. Katıla gelirseniz oradan seçersiniz ne giyeceğim. Bakalım. Bir yapayım da saçımı, makyajımı. O zaman çekeceğim. Şu Instagram'da falan da sürekli gördüm. Dudak makyajını yapacağım şimdi. Önce şöyle kalemle çerçeve yapıyoruz dudaklarımıza. Bu biraz açık renkli bir kalem oldu. Şuradan şu koyu renkli rujdan biraz alsam ne olur? Heh. Oluyor mu? Oluyor gibi sanki. Gerçi yemek yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz, ne kadar kalır bilemiyorum ama bir yapayım. Ay bazılar. Sanki bazı yerler oldu, bazı yerler olmadı gibi olmuştu ama toparlıyoruz şu an, bir dakika. Nasıl oldu? Çok ince dudaklı olduğum için dudaklarımı kalınlaştırmanın yollarını arıyorum. Şimdi bir lip gloss. Şöyle. Bu çok hiç renksiz olduğu için bunu şimdi biraz renklendireceğim. Mesela şu pembe rujla. Öyle yapıyorlar ya, dışlarını koyu, içlerini açık. Oldum. Valla şahtım şahbaz oldum. İnsanlara yakışıyor ama bana yakışmadı sanki. Neyse gideyim de üstümü değiştireyim. Gerçekten hayatımda yaptığım en yoğun makyaj olmuş olabilir ya. Oramı boyayayım, buramı boyayayım derken dudağım boyayınca böyle diğer taraflarım makyaj çok hafif olmuş gibi geldi. Şöyle biraz daha gün ışığında göstereceğim. Gözlerime far sürdüm, altına aydınlatıcı sürdüm falan da yanağımda ağlığı arttırdım. Çok ilginç bir makyaj oldu, bakalım. Evet, hazırım. Hava soğuk olduğu için çok fazla seçeneğim yoktu. Bu şekilde hazırlandım ve gidiyorum. Akşam yemeğinde artık buluştuğumuz yerde yiyeceğim. Yemek yaptım ama 7'de akşam yemeğim olduğu için çok erken yemiş olacağım. O yüzden orada yiyeceğim, ne yapayım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.